İzmir'de tarımsal araştırma geliştirme yapan Döngü Kooperatifi ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje ile geliştirilen kuraklığa dayanıklı keten çeşitleri toprakla buluştuğu tarlalarda boy vermeye başladı. İklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, sonuçlarından bir tanesi susuzluk biliyorsunuz, havaların ısınması. E biz de susuzluğa toleranslı ürünlere doğru üreticilerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Yağı gıda ve yem katkısı olarak, lifi, tekstil, kompozit ve kağıt ham olarak, sapı ise kağıt ve yalıtım malzemesi olarak kullanılan keten, katma değeri yüksek bir tarım ürünü olarak dikkati çekiyor. Ürünün pazarlaması için de bir takım çalışmalar yürütülüyor. Bu bölgede sadece biz keten üretim alanını yaygınlaştırmak istemiyoruz üretmiş olduğumuz ketenlerin de işlenmesi noktasında da bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu noktada da işte pilot ölçek bir e, işletme kurularak ketenin nihayetinde e, tohumundan, sapından e, farklı maddeler elde ederek pazar payını da pazar sahasında genişlettirmek istiyoruz ki üretim alanının genişlemesine katkı sağlasın. Ana vatanı Anadolu ve Mezopotamya olan bu toprakların hafızasında yer almasına rağmen son 40 yılda üretimi durma noktasına gelen ketenin üretim alanı ve kullanımının yaygınlaşması için Döngü Kooperatifi tarafından çalışmalar yürütülüyor. Teknolojilerle birleştirip köylünün pazar sorununu minimize ettiği, tüm Son kullanıcının ithalat değil yerli ürünle ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir sistem kurmak istiyoruz. Susuzluğa dayanıklılığın yanı sıra gübre ve ilaç gibi girdilere ihtiyaç duymayan bu keten çeşitlerinin üretici için cazip bir ürün olması bekleniyor.